en sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, yorum kısmına abone olduğum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Evet, biraz da izleyicilerimizin sorularına da aslında yönelmek istiyorum. Ali Koçak demiş ki, Cengiz Dündar devre arasında gelecek diyorlar. Savaş abinin istihbaratlarına güvenirim. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Cengiz Dündar'la ilgili bir girişim oldu. Geçtiğimiz sezon transfer döneminin son günlerine kadar. Fakat kulübü bırakmamıştı. Şimdi Cengiz Dündar gelmek istiyor mu? Cengiz Dündar aslında Türkiye'ye gelmek istemiyor. Futbol yaşantısını Fransa'da, İtalya'da, burada yurt dışında sürdürmek istiyor. Ama bu milli arada amirli takımımızda olmadığı için Cengiz Ünder'in orada da bir ara süreci yok. Bir telefon çaldı sanıyorum. Ya da olacağı için biraz bence bu Ocak ayı transferi biraz erken başlayacak. Bu milli arada Kasım ayının sonunda başlayıp Aralık başında olacak o milli arada herhalde en çok transfer görüşeceğiz. Transfer konuşacağız. Çünkü takımlar o arayı bir boşlukları fırsat bilip görüşmeler olacaktır. Ben Cengiz Ünder'in olmaz demiyorum. Gündemde var ama biraz zaman lazım bunu daha net bir şey konuşmak için. Peki. O zaman ben şunu da sormak istiyorum. Derbi elbette ki çok önemli ama Okan Hoca'ya sosyal medyada gereğinden fazla eleştiri geldiğini ve bir algı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyor musunuz? Doğru. Okan Hoca'ya sosyal medyada biraz fazla bir üzerine gelinme oldu. Belki bir algı da diyebiliriz buna ama biraz da buna Okan Hoca sebep oldu. Biraz da Okan Hoca sebep verdi. Sahaya çıkardığı zaman zaman 11 hiç değişmedi. Sistemi genelde değişmedi. Oyuncu değişikliklerinde zaman zaman hatalar yaptı diyebiliriz. Hatta bu hafta maç öncesi o takıma bundan önce Milano'da 3 gün 3 gün ardından 2 gün izin verdi. Şu anda Başakşehir maçına kadar izin vermeyeceğim dedi. Hatta geçen hafta neredeyse bazı dijital medya platformunda yayın yapan arkadaşlarımıza demeçler verdi. Böyle bir maç öncesi sadece sahaya konsantre olmak lazım. Okan Hoca'nın da oynattığı futbol bu haftaya kadar ben bir Alanyaspor maçının başlangıcı bir de Kasımpaşa maçının ikinci yarısı. Şu maçta şöylesine hücum etti, rahat kazandı, rakibi boğdu diyebileceğimiz bir maç izlemedik. Mesela ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin çift kulvarda olmasına rağmen Galatasaray'ın yaptığı maçın iki katından fazla maçın yapmasına rağmen biz maçlarda bakıyorsun 60'tan sonra tempoyu daha yükselten bir Fenerbahçe var. Galatasaray'da 60'tan sonra tempoyu düşüren bir Galatasaray var. Dolayısıyla bunun nedenlerine bakmak lazım. Ben açıkçası devre arasına kadar Galatasaray'da Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının sonuçları tabii ki Okan Hoca'yı çok daha büyük sıkıntılara getirebilir. Yani koltuğunu, durumu, bunun adına ne koyarsak koyalım. Galatasaray eğer şampiyonlukta ben varım diyorsa, iki kulvarda devam eden Fenerbahçe ile puan olarak gerideyse ve burada iki maçın sonucuna bakılacaktır. Okan Hoca da burada bazı eleştirilerden dersli miyim ama bazı eleştirileri dikkate alması gerekecektir yani. Yoksa ben de Okan Hoca'nın geldiği zaman Okan Hoca yerli bir teknik adam. Galatasaray'da uzun yıllar fayda sağlayacak. Hatta Galatasaray'da futbolculuğunda olduğu gibi efsaneli teknik adamlıkta da devam ettirebileceğini düşünüyordum. Ama bir takım hatalar ya da bir takım ekibindeki yanlışlıklar mı diyelim neden diyelim bilmiyorum ama şu zamana kadar olan Galatasaray'ın sonuç olarak da futbol olarak da tam hala Galatasaray'ın istediği Galatasaray değil. Yani Galatasaray'ın istediği Galatasaray'ı oluşturamadı daha Okan'a. Peki. Bir de Galatasaray'ın bir başvurusu var Türkiye Futbol Federasyonu'na. Alanyaspor maçıyla alakalı. Ben buna inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Bak çok net söylüyorum sevgili Ceren. Bunu eğer yapılmışsa çok büyük hata. Yapılmadıysa böyle bir algı varsa bu çok daha hata. Çıkarsınız hayır böyle bir başvurumuz yok dersiniz. İki tarafından da bakıyorum. Galatasaray'da akan oyunda hakemin 1 metre ya da 2 metre oyuna girip o topu çekmesi kural dışı bir hareket değil. Bu dünya üzerinde böyle. Akan oyunda hakemin yakın pozisyondaki topa müdahale edemiyor. Çünkü akan oyun var orada. Bunu Galatasaray için de olsa söylerdim. Alanyaspor atağında 4-5 futbolcu var top hakemin önünde. Orada akan oyun olduğu için onu durduramayacağın için hakem orada topu çekip tekrar kendi görev yerine geliyor. Hani burada bir kural hatası değil. Bunu nasıl değerlendirilir bilmiyorum ama bunun için bir başvuru varsa ben bunu doğru bulmuyorum. Eğer başvuru yapılmadıysa Galatasaray'a bu şekilde Galatasaray başvuru yaptı kabul olmaz deniliyorsa bu çok daha büyük yanlış. Galatasaray burada bir yıpranma sürecine giriyor. Hani bunu Türkiye Federasyonu'na resmi olarak başvurduysa da yanlış buluyorum. Böyle bir başvuru yoksa da bunu konuşturulmasını da ayrıca yanlış buluyorum. Peki.
Harun Özdemir'in bir sorusu var. Mertens yerine Mata oynasın derbide demiş. Soru değil de bir görüş. Tabii ki bu bir görüştür. Mertens bir Mata mı? Mertens daha hızlı. Bu biraz hızlı olanların kazanacağı bir derbi. Daha çok koşanların kazanacağı bir derbi. Daha çok pas yapanların kazanacağı bir derbi. Daha çok özgüven olup daha çok bir arada topla beraber oynayıp topla beraber geri gelen ya da topsuz alanda geri gelen git gelleri yapanların bir derbisi olacak. Mata bu takıma çok geç katıldı. Antrenman eksiği, maç eksiği. Mata mutlaka 11 oynayacaktır bu takımda. Okan Hoca buna bir çare bulmak zorundadır. Yani Mertens, Okan değişikliğini yapar. Nasıl ki Jorge Jesus her hafta bir değişiklik yapıyor. Bu hafta İrfan'ı gördük, Arda'yı gördük, Crespo'yu görüyoruz. Rossi'yi görüyoruz. Yani sürekli bir değişkenlik görüyoruz. Mata'yla eğer Mertens'in arada değişerek oynaması lazım. Mata bu maçta hamle oyuncusu olacaktır. İkinci yarı oyunun gidişatına göre çünkü Mata'nın top tekniği daha iyi. Ama pres ve mücadele koşu anlamında Mertens daha iyi. Biraz daha hızlı olmuş olsaydı aslında bu maç Mata'nın maçı olabilirdi. Ben katılıyorum izleyicimize yani. Sonuçta Mata da oynayabilir ama bu maçta değil 11'de. Bir daha sonraki maçlarda bu maçta mutlaka ikinci yarı Mertens Mata değişikliği olabilir belli bölümlerde. Peki o zaman iki takımı böyle değerlendirecek olursanız, arasındaki analiz yapacak olursanız defans olur, orta alan olur, hücum hattı olur. Hangi takımın bir adım Şimdi daha öne çıkacağını düşünüyorsunuz? bir defa artı eksi olarak atan ve tutandan başlayayım sevgili Ceren. Evet. Ki Atanı bir de Beşiktaş'ta atan biliyorsunuz Mert Günok geçti kaleye Şenol işte Güneş'ten. atan ve tutan derken oradan başlayacağım. Bir tarafta atanımız Weghorst çok formda. Diğer tarafta henüz daha kendi oyun stilini oturtamamış bir beklentinin altında kalan Icardi. Icardi bir özgüven patlaması yaşayıp gollerini atabilir. Ama Weghorst'un her an her şekilde gol atabileceğini bekliyorsunuz. Yani ben Weghorst'u Elmander'in biraz daha iyisi olarak görüyorum. Galatasaray'da Elmander vardı. Sırtı kaleye dönük topla vurabilen, sakatlandığı zaman bile oyundan kalkıp oyun içinde yer alabilen. Weghorst böyle bir oyuncu. Zaman zaman savunmaya geliyor. Elmander müthiş savunmaya geliyordu, top çıkarıyordu. Şimdi atanınız Beşiktaş'ınki daha iyi. Bunu kabul etmek lazım. Daha formda. Yani daha iyi ve daha formda. Galiba zaten yine Cenk Tosun'la ve Ghost'u birlikte de oynatabilir. Öyle gözüküyor. Orada da sadece bir sol bek sıkıntısı var galiba. Oraya tam olarak karar vermedi. Nasıl Galatasaray'ın sol kanat olarak bakıyorsak Beşiktaş'ta da bir sol bek konusunda 3 tane isim var orada Şenol Hoca'nın. O da bugün verilecek diye biliyorum. Şimdi tutana gelecek olursak sezonun en formda kalecisi. Muslera'nın şu anda Galatasaray'ın yediği goller içinde kaç tane hatalı gol var dersek belki bir belki iki. Tuttuklarına bakarsak birinci hafta Antalya Spor maçından bu tarafa penaltı var, karşı karşıya var. O 90'dan çıkardığı top var, yan taraftan çıkardığı top var. Karşı karşıya kalıp ayağından aldığı top var. Belki yediği golden fazlasını da çıkarmış bir Muslera var, kurtarmış Muslera var. Muslera Galatasaray'ın forma numarasında olduğu gibi bir numaralı güvencesi. Şimdi Atan'ı da bu kadar hareketli olmuş olsa ya da bu kadar bize güven vermiş olsa ben bu maçın açık ara favorisi Galatasaray diyeceğim. Diğer tarafta gerçekten tamam tutan Mert uzun zamandır forma giymiyordu. Geçen hafta forma giydi. Ama o tarafta da bir kaleci yıllarca kalecilik yapmış. Milli takımda kalecilik yapmış. Şampiyonluk yaşamış. Şenol Güneş var. Kaleciden ve bir kaleci mesela en iyi yaptığı şey şudur derler. Kaleciden anlar, forvetten anlar. Yani kaleci tutar, karşısındaki forveti de anlar diye. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın böyle bir atan ve tutan konusunda riskinde Ersin mi olacak, Mert mi olacak? Mert olacak. Yani Şenol Hoca bunun sinyallerini verdi. Hafta içi yapılan çalışmalarda bunu duyuyoruz Mert'in olacağına dair. Muslera bu tarafta güven veriyor, karşı tarafta atan güven veriyor. Ha, Mert maça iyi başlarsa, geçmişte yaşadığı sakatlıkların üzerinden atabilmişse aslında baktığımız zaman Mert'in de uzun yıllar Başakşehir'de, Fenerbahçe'de özellikle ama Başakşehir'deki performansıyla milli takımın karısını korudu. Fransa'yı yendiğimiz maçta şöyle bir düşünelim. O maçlarda neler kurtardı milli takım formasıyla. Talihsiz bir sakatlık. Ama Şenol Hoca güveniyorsa çok baktığımız zaman karşılıklı hani hata yapan kaybeder. Hem forvette hem savunmada. Eğer Mert burada maçın başında hatalı bir gol yerse demoralize olabilir. Muslera ne kadar tecrübe olursa olsun maçın başında yiyebileceği bir gol. Çünkü bir köşesi çok zayıf yanları var ama genele baktığımız zaman Muslera çok tecrübeli bir kaleci. Önünde oynayan Nelson, Abdülkerim Bardakçı. İkisi de mücadeleden kaçmıyor. Özellikle Abdülkerim Bardakçı psikolojik olarak cezası kaldırıldı. İşte
Galatasaray kayrıldı, derbi öncesi bu karar skandal. Hayır, skandal falan değil ya. Skandal bir karar varsa Ali Palabı'nın o maçta yaptıkları skandaldır.